Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Legends of Kingdom Rush oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümünü oynamıştık arkadaşlar oyunun. Bir tanıtım ve oyunu ben de öğrenme süreci yaşadım orada. Şimdi ikinci bölümü oynayabileceğiz. Zaten 3 tane bölüm varmış oyunda. Ama hani bu roguelike bir oyun, böyle birkaç denemede farklı takımlar kurarak falan takılınabiliyor. Şimdi grup seç dediğimiz zaman 3 kişilik bir grupla başlayabiliyoruz. Dördüncü kişiyi eklettirmiyor bize. Şövalyeyi kuşan diyorum mesela. Birini kaldırmamızı istiyor takıma, yeni birini eklemek için. Anladığım kadarıyla takımlar 4 kişi olabiliyor ama dördüncü kişiyi oyun başı seçemiyoruz. Oyun ortasında takımımıza katılıyorlar herhangi bir yerden. İşte yolda bulduğumuz birileri katılabiliyor. Grup seçmekte dördüncü kişiyi ekleyemiyorum yani şu an. Bunun yerine ekleyebiliyorum. Onu da şimdi ana takımı bozmak istemiyorum. Şimdi bir takımla başladık. Bunlar XP falan kazandı. Biraz bu takımla ilerleyelim. Şu üçlümüzle. Bu bölümü geçmeyi deneyelim. Zorluk yine normal olacak. Fırtına bulutunun kışı. Yıkılan fırtına bulutu tapınağını yeniden hareket... yıkılan fırtına bulun tapınağında olması lazım. Yeniden hareketlilik gösteriyor ve dağlarda çılgınlar gibi koşan Hakrash trollerine bakılırsa bunun tapınağın yeni sakinleriyle bir ilgisi olmalı. Her ne oluyorsa çok geç olmadan durdurulmalı. Başlayalım bu şekilde bakalım. Büyük ihtimal ilk aşamada geçemeyeceğiz ilk denemede. Çünkü oyuncuların XP'sinin falan biraz artması gerekiyor. Daha zor bir seviye. Emredersiniz her şeyi gören majesteleri. Bu sefer boss'umuz bu herhalde. Tapınak sonunda bizim. Hayır, büyücülerden kurtulduk çoğundan. Kişiler diyor. Neredeyse hazır majesteleri. Gelişinizi karşılamaya hazır olacak. Temin ederim ki hiçbir şey planımızı etkilemeyecek. Planlarımızı etkilemeyecek. Orada bir şeyler yapıyorlar. Çok anlamadım ama ne taraftan gidelim. Şimdi burada köpek var, zar var. Burada mağara var, zar var. Ana yolu düzgün seçmek önemli arkadaşlar. Burada yol bayağı uzun. Büyük ihtimal bunda dediğim gibi yenileceğiz. Takımımız yeterince güçlü değil. Biz yine de deneyeceğiz şansımızı. Teleferikte de balonla giden orklar, teleferikle giden orklar. Şimdi şurası pazar diyebiliyorum. Çok iyi bilmiyorum ben de oyunum. Bize şu an dördüncü üye en kolay nerede katılır? Ona bakmak istiyorum. Çok dördüncü üyenin katılabileceği bir yer yok sanki. Ben mümkün olduğunca az yaratıkla karşılaşarak ilerlemeye çalışacağım. Şöyle bir burası, 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 burası. 5 karede buraya ilerleyebiliriz. Öyle bir yol çizeceğim. Çok fazla oyalanmayalım. Başlayalım. Bakalım yolda da değişik bir şeylerle karşılaşabiliriz. Zifiri karanlık bir tünelle karşılaşıyoruz. Tünel oldukça korkutucu gözüküyor. Ancak içinden geçmek bizi kesinlikle... bize kesinlikle değerli zaman kazandırır. Meşalemiz yok, bunu kullanamıyoruz. Karanlıkta yürüyün. Büyücü herhalde bizi yönlendiriyor. Başka yoldan gidin. Şimdi karanlıkta yürüyünü kullanacağım. Büyücü yıldız zar atarsa başarılı olacağız. Umarım yıldız zar atarız. Yıldız zar attık, çok güzel. Körü körüne yürüdük ve diğer ucu zarar görmeden ulaşmayı başardık. Evet, 250'de XP kazandık. En azından savaştan yırttık şu an. Şimdi burada bir tane daha karanlık mağara var. Bir daha oraya gitmek istemiyorum. Ben şu yolu tercih edeceğim şimdi. Şuraya gideceğim, buraya gideceğim. Daha sonra burası ve burası. Şimdi bu trollerle savaşacağız. Yolda biri durdurmazsa bizi durdurdu. Sert görünümlü bir troll ellerini havaya kaldırarak bize dikkatlice yaklaşıyor. Bekleyin kahramanlar, ben kavga istemiyor. Sadece konuşmak istiyor. Konuşmasına izin verelim mantıklı olarak. Bir anlatsın derdini. Bu tarikatçılar büyük güç vaatleriyle klanımızı yoldan çıkardı. Ben onlara güvenmemek. Ben bu yüzden klandan ayrılmak. Yolcu üzerinde ürünleriniz olmak. Ona birkaç tane verin. Ona biraz yiyecek verin. Yiyecek veremem. Para verelim, belki bize bir şey hediye eder diye umuyorum. İlerleyin, hiçbir şey. Bir yemek lazım olur da parayı çok kullanmayız. Parayı verelim. Teşekkürler. Hey, oradan çıkmadan önce yanıma fazladan bir şeyler almak, onları almak ve adamlarımı kurtarmak bilmem ne.
Bu okçuya bir kılıç verdi. Sanırım okçunun yolculuk boyunca hasarı falan artmış olabilir, emin değilim. Burada bir işaret çıkması lazımdı, çıkmadı. Neyse. Buradan devam edelim yolumuza. İlk savaşımızı yapacağız sanırım. Bu bölüm bayağı uzun sürecek herhalde ya. Ölürsek daha kısa sürecek. Ölürsek dediğim yenilirsek. Buradaki rakipler ilk bölüme göre daha zor büyük ihtimal. Bizim de levelimiz çok yüksek değil. Birkaç kere yenilip level atlayıp daha sonra buraları ilerlemek daha kolayımıza gelebilir. Şu an burada ilerliyoruz bakalım. Duru geç. Büyücü buradan vurabiliyor mu? Vurabiliyor. Hatta bir adım geriden bile vurabilir. Bunların canı kaç? Ya bu oyuna şey eklemeleri lazım. Canları mesela burada sayısal olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bayağı da yüksekmiş canları. Şimdi şuraya bir tane uzaktan çakayım ben. Bir buna bir buna gitti. Şimdi bununla buraya gelip kendisine kalkan atacağım. Umarım okçuya vurmazlar. Gerçi onun tur hakkı bitti herhalde. Tamam, okçuyu biraz geri çekeceğiz. Bunların zırhları yok. Bir adım geri çekebiliriz okçuyu. Şuna zehirli okun hasarı kaç? 7. Bunun hareketi 6 ya da 8. Bunu şöyle öldürebiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunu öldürelim. 8 vurduk, öldü. Bunun canı 1 arttı. Bu da kendine vurdu. Güzel. Buna buradan vurabiliyoruz. Şu an iyi gidiyoruz. Hasar almadık. İlk savaş olduğu için kolay herhalde. Şunu bir adım geri çekeceğim şimdi. Duru geçeceğim. Troll bize tek seferde ulaşamaz diye umuyorum, şu küçük olan. Aynen, ulaşamadı. Şimdi bunu öldürmeye çalışacağız. Buna normal ok atıyorum. 4 vurduk. Çok düşük. Niye öyle oldu bilmiyorum. Biraz defansif tamam, öldü. Bununla direkt birebir kapışmak istemiyorum henüz. Biraz geri kaçıp bunu zehirli oklarla falan yavaşlatacağım. Öyle oynayacağım. Bir adım öne gelip zehirli okumuzu, yok, atamıyoruz. İki adım öne geleceğiz. Zehirli okumuzu atacağız. Tamam, bunun canı yarıya indi. Çok aşırı yüksek bir canı yokmuş. Şöyle büyücüyü biraz geri çekebiliriz. Bir adım daha geri çekeyim. Daha sonra zaten geri gidecek yerimiz kalmıyor. Bu ayı fazla vurur çünkü. Burada buna kalkan atayım. Biraz daha geri gideyim. Ah, böyle bir özelliği mi varmış? Büyücüyü öldürdü hayvan. Bilsem gider saldırırdım ayıya. Büyücü kalktı da yaralandı şimdi. Yani canı biraz alacak büyük ihtimal, maksimum canı. Aynen, eksi bir yarası var. Canı 2 olacak. Hayır, zaten hasar almıyor da mantıken. Şimdi bir kişiyi level atlattırabiliyoruz. Büyücüye level atlattırsam hasarı azalır mı diye düşüneceğim de. Bandajımız var mı? Yok. Biz yine önce bunu terfi ettirelim. Bu en azından yakın dövüşlerde kapışıyor. Kutsal bıçak. Ya da iki düşmana hasar verir. Geri tepme uygular. Hemen öğrendi ya, ben tam bir daha onay soracak zannediyordum. Neyse. Artık bunu öğrettik. Geçmiş olsun. Şimdi sol 1, 2, 3. Şimdi burada zar atmalı bir yer var. Burada da pazar var. Pazara gidelim bakalım. Pazardan belki şunu iyileştirecek bir bandaj alırız. Yolda çevirmezlerse. Yolda çevirdiler. Gece gittikçe soğuyor. Bu dondurucu geceyi direnmek için bir şeyler yapmalı veya soğuk kış pencerenin cezası ile yüzleşmeliyiz. Meşalemiz yok.
Başarılı olursak odun toplayacağız. Başarılı olamazsak canımız azalacak. Ah be. Gece vücudumuza meydan okudu. Bunun morali düştü. İki hasar aldık. Bunun zaten hasar alacak yeri yok. Durduk yere dayak yedik. Silah ustası. Ha, bu silah ustasıymış. Bunun silahı bir arttı. Abi silahı arttıracak paramız yok ya. Paraları verdik şeye. Arttıramıyoruz parayı. Yazık oldu. Şunun parası, silahını arttırsam güzel olurdu. Hasarımız artardı. Kötü şans. Bir kamçıya rastlıyoruz. Yolcuyla konuşun. Kara şövalye. Aa, kara şövalye geri döndü. Şansa bak. Size katılmasını isteyin. Kara şövalye katıldı. Belki başka bir karakter katılır bize zannediyordum ama yine kara şövalyeyi takıma kattık. Kara şövalye bizim kaderimizde var demek. Kara şövalye ile beraber ilerleyelim. Güzel, erkenden bir üye kattık yanımıza. 3 kişiyle savaşmak zor oluyor çünkü. Büyücü zaten bir hasar aldı. Şu ayıya dikkat edeceğiz demek. Yani bu hayvanı oyalayalım derken uzaktan buz yağdırdı. Harcadı bizi. Şimdi şunu bir öldürelim. Normal vuruş. Bu ateş ne işe yarıyor? Biz şuraya vuralım. 2-2-4 hasar. Şuraya bir tane ok atayım. Arkadaşları ölünce yanındakiler gaza geliyor galiba. Öyle bir şeyleri var. Şu an heriflerden ateş çıkıyor. Umarım range'leri falan artmıyordur. Range bize yetişemezler umarım. Aha, yetişti de Allah'tan okçuya gitmedi. Okçuya bir vursa bir vuruşta alırdı okçuyu. Şimdi bunu öldürebiliriz. Çok canı yok herhalde. Bunu hatta geriye savurarak öldürebiliriz. Yani şu kareye de vurabiliyoruz. Aynı anda iki kareye vurmaya yarıyordu bu. Bu saldırının hasarı daha mı fazla? 6. Bu 5 ya da 7. Bir de şifa özelliği varmış. Şifa kendine şifalar. Güzel. 5 vurdu. Kendini şifalayamadı ama olsun. Biraz geri kaçalım. Geriden bunu... Bunu öldürmek yerine buna zaten kara şövalye vuracak. Biz bunu öldürelim. Kara şövalyeden sonra saldıracak o. This? Okçu geri gelsin. Aa, okçunun turu bitti. Bir dakika, okçu niye saldıramadı? Neyse, şunu bir öldürelim de bu okçuyu yakalayıp öldürmez umarım. Tamam, buraya geldi. Tamam, sıkıntı yok. İyi gidiyoruz. Şimdi şu ayıya çok fazla şey yapmayacağız. Bir kere o hatayı yaptık. Tamam, bunu öldürelim tertemiz. Şimdi kara şövalyeyi ayının peşine takacağım. Bunu yaklaştırmıyorum. Bu turu geçeceğiz. Ha, yine büyücüye vurdu ya. Abi nasıl bir şey bu ya? Bu ayı haritanın herhangi bir yerinden bize vurabiliyorsa biz çok zorlanırız yani. Ateşi patlattık. Bunun 4 canı var. Zaten azıcık canı var. Bir de yaktık adamı. Eyvah ya. Tamam, zırhımız hasar görüyor şu an. Buna kalkan atacağım. Okçuya bir şeyler oldu. Okçunun yürümesi bir tur yürüyünce tur bitiyor. Okçuya ne oldu anlamadım. Şu gömçürmeyi yapalım. Belki öldürürüz.
Ölecek bu kanamadan. Heh, öldü de canımız azaldı bayağı. Bu bölümde zorlanıyoruz. Mekanikleri de yeni öğreniyorum. Şunun artık canı 1'e indi. Zaten hani bilmiyorum. Bir kişiye level atlattırabiliyoruz. Morali düşük. Ha, zarda başarısız oldu diye morali düştü. Adım hakkı falan çok kötü. Bunu terfi ettireceğim. Canı dolmuş olsun. Terfi. Tamam. Tamam. Tamam, canı doldu en azından. 5'e çıktı canı. Barda iyi bir şeylerle karşılaşırız umarım. Çığ bize doğru yaklaşırken zemin aniden sallanmaya başlıyor. Siper alın ya da arcane sütunu oluşturun. Şimdi bunu kullanacağım. Arkadaşım morali düşük, en azından başarılı olursa iyi bir şey yaparız. Yine başarısız, yine başarısız. Çığdan hasar alacağız şimdi herhalde. Bir saat sonra bilincimizi geri kazandık, ancak nerede olduğumuzdan emin değildik. Herkes hasar alıyor. Bu da kalıcı hasar aldı. Biz bu şanslı arkadaşlar bu bölümü kazanamayız. Bir troll grubu Argaleham'ın anına baskın düzenleniyor. Savunalım. Ulan savaşmış burası da. Ben de handa bir şeyler yiyip içeceğiz zannediyordum. Canımız da çok az. Yani neyse, bize bunlar destek olacak herhalde. Neyse arkadaşlar, bu bölümü bitiremeyeceğiz büyük ihtimal. Burayı bir dahaki denememizde bitiririz. Bakalım nereye kadar ilerleyebileceğiz kaybetmeden. Ha, şövalye var. Şövalyeleri de biz yönetiyoruz. O zaman bayağı bir epik bir savaş olacak. Bu özellik neymiş? Çarpıcı darma. Çarpıcı darbe. Hasar 2, sersemletme süresi 1. Şu büyüğü sersemletelim biz ilk round. Bu büyüklere bir sersemletme uygulayalım. Sen şuraya gel. Bunların canı mı doluyor her tur, her round? Şövalyeler pert olacak burada da. Bir an önce yardımcı olmamız lazım şövalyelere. Bu ne işe yarıyor? Zırhını yeniliyor. Zırhı zaten yeni. Yani burada yapacak bir şey yok. Düşmana yetişemiyoruz buradan. Burada biraz öne gelip burada şövalye, şu şövalyeye yetişebilsek güzel olurdu. Şu şövalyeye bir kalkan atacağım. Buradan buraya ok atabiliyorum. Canı kaç? Canı full. Buraya zehirli ok atayım. Büyücü de umarım indirir. Ya da büyücü indirsin diye şöyle yapacağız. Buraya yürüyeyim bir adım. Buraya da yürüyeyim. Şöyle normal saldırmayacağım. Sıra onlarda. Bu ayının da umarım uzaktan bir saldırısı yoktur. Şimdi bunu geri çekeceğiz. Bu ayıların arasında sıkışmasın. Buraya gelip şuraya saldırsın. 4 vurdu, güzel. Buraya saldırsın. Kendine vurdu. Şövalyeler zorda. Aha, uzaktan saldırdı.
Şu büyüklerin uzaktan saldırması var demek. Onu öğrenmiş olduk. Dikkat edeceğiz. Bunu öldürebilir miyim? Kara şövalyeyle. Öldürdük. Şuraya gelip bunu da şöyle öldürelim. Kara şövalyenin kalkanı gidiyor. Kalkanı gitsin. Kalkan yenilenebilir. Bunun yine morali bozuk. Çok çok kötü. Bir adımda tur bitiyor. Hiçbir şey yapamıyor. Bu 4 vuruyor. Bu daha güvenli. Daha iyi hasar veriyor. Şu okçu tamamen işlevsiz kaldı morali düşük olduğu için. Şimdi şu uzaktan saldırabildiği için o bize sıkıntı yapacak. Bunları feda edebiliriz. Şövalyeleri. Bunu stunladık en azından. Şövalye öldü. Şu an biz bize kaldık. İki ne yani? Böyle gelip ikisine birden vuracağız. Böyle. Güzel. Şimdi buna vurabiliyoruz sonunda. Zehirli ok. Tamam, bunu indirdik. Şimdi savaş burada. Kara şövalyenin zırhı çok yüksek. Kara şövalyenin zırhı bizi idare eder biraz. Hasarı ne kadar? 4. Kalkanları var. Şimdi şöyle yapayım. Şuraya kalkan atayım, geri kaçayım. Çok güzel. Tam zamanda attık kalkanı. Okçu işlevsiz. Okçu bir adım yürüyüp turu bitiriyor. O çok kötü oldu. Şimdi büyücü şuradan birilerine çakabilir. Büyücüyü bir adım daha ileri alalım. Şuna çaksın bir tane. Bunu öldürsün. En azından bir tane hasar yemeyelim. Ah be, bir vurdu be. Ayı kendini ışınladı. Kara şövalye zorda. Epic. Uf, çok güzel vurdu. 7 vurdu. Kara şövalyenin canı kaç? Kara şövalyenin canı 2. Okçu yine kimseye vuramıyor. Bütün oyun boş durdu ya. Mahvettin bizi okçu. Şuna vuracağız. Bunu öldürmek zorundayız. Kara şövalye gidiyor galiba. Yok, tur bundaymış. Geri kaçtı adam. Kara şövalyenin zırhını dolduracağım. 9 zırhı doldu. Geralt'la gidip saldıralım. Geralt indirdi bunu. Okçu bir cacığa yaramıyor. Bu turu geçeceğiz. Tamam, yendik ama zor oldu yani. Okçunun moralini arttırmamız lazım. Moral bozukluğu umarım kalıcı değildir. İki savaş filan sürüyordur umarım. Achievement aldık. Argaleham sakinleri çok mutluydu. Köyü tekrar güvende. Uzun kuşatmadan sonra sunacak pek bir şeyleri yoktu. Ancak ellerindeki değerli kaynaklar vardı. Devam et. 500 tecrübe, 30 altın. Trollerin istilasından önce fırtına bulutu tapınağına gıda sağlayan Argaleham köyünün eski halinden eser kalmadı. Dinlenelim. Canlarımız bir dolsun.
Bunun morali arttı. Canlarımız arttı. 20 altınımız gitti. Şimdi bunun morali düzeldi. Bunun morali hala kötü. Bu kalıcı herhalde bu moral. Ticaret yapın diyor. Şu bandajı alalım. Bandaj sakatlayan yarayı iyileştirir diyor. Şu bandajı burada kullanacağız. Moral arttıran bir şey var mı? Bunu kullan. Büyücüde mi kullanalım, bunda mı kullanalım? Büyücüde kullanalım. Ha, okçunun morali düzeldi. Okçuyu level atlattıracağım, terfiyi. Şimdi bunun bir kurt samınlama vardı. Bird'den çağırır. Kurt. Kurt daha iyi, kurt daha iyi. Kurt alalım. Bir karakteri dolu sağlıklı yeniler. He, bu fullüyor canı. Bu 3 HP veriyor. Bu zırhını arttırıyor. Bir tane daha alamıyoruz. Bandaj kalmamış. O zaman kalan paramızı saklayalım. Çıkın. Şimdi zorlu yolu tamamlayıp ortaya geldik. Burası haritanın yarısı. Yani haritada nereden ilerlersek ilerleyelim buraya geliyoruz. Şimdi hangi yarıdan devam edeceğiz? Bir savaş, iki savaş. Bir savaş, bir zar. Savaş, zar, savaş, zar. Burada değişik bir tapınak var. Tapınak 3 yolda da var. Bu mecburen girmemiz gereken bir yol demek ki. Burada pazar yeri var, pazar yeri var. Burada soru işareti var. Soru işareti daha ilgimi çekiyor. Ama oraya gitmek için ekstra savaş yapmamız lazım. Ben iki zarlı yoldan gidip pazar yerine uğramayı tercih edeceğim. Öncelikle şuraya gidelim. Çok fazla savaş yapmak istemiyorum. Birdenbire önümüze gizemli cübbeli bir şey çıkıyor. Gözü açılanın ilerlemesini engelleme çabalarınız burada sona eriyor diyor tarikatçı ve kaybolmadan önce karanlık bir enerji topunu uyandırdıktan sonra bize doğru fırlatıyor. Arkadaşınızı koruyun. Patlamaya karşı koyun. Silahlı kalkanı, sihirli kalkanı kaldırın. Bunu deneyelim. İki kişi birden belki bunun şansı yükseliyordur böyle olunca. İki zar ikisi de olumlu geldi. Çok güzel. Kendimize ait ilahi bir enerji topunu uyandırdık ve onu saldırıya doğru uçurduk. Çağrılar muhteşem ve ışık birbiriyle çarpıştı. Suikastçı girişiminden sağ kurtulduk. Bu bir daha moral kazandı. Zaten morali vardı. Geralt moral kazansaydı bari. Neyse. İyi, burayı başarıyla geçtik. Hasar masar almadan. İyi gidiyoruz, iyi gidiyoruz. Belki bunu da ilk seferde geçeriz. İlerleyelim. Bunlar uzaktan bir şey fırlatıyor. Kendime bir kalkan atayım. Geralt'la. Hocus pocus. Buradan buraya çakabiliyoruz. Hatta bunu devirip bunların ateşe girmesini de sağlayabiliriz. Ateşe girmek zorunda bırakabiliriz bunları. Öyle bir strateji izleyebiliriz. Onu da okçuyla yapacağım. Gerçi okçu biraz uzakta, onu bunlar yaklaşınca yaparım. Okçuyla şuraya bir zehirli ok atayım. Ha, şu ateşi de patlatabilirdim. Neyse. Okçu geri kaç. Bununla şöyle bir adım ilerleyip burada bekleyeceğim. Daha arkadan adamlar geliyor. Şu an hepsi iç içe aslında. Çok güzel gözüküyor. Tamam, burada bekleyeceğim. Yine bir adım geri gideyim. Burada bekleyelim. Geralt'a kadar gelebiliyormuş. Vay ayı vay. Ne kadar uzun koşuyor.
Ne yapıyor? Süreye mi oynuyor? I have a spell for this. Şimdi şuna vuralım. Ama bunu öldüremiyoruz vursak bile. Bu kaç hasar veriyor? 4. Buraya vursam. Buraya şuna vurayım. Bir dahaki tur vurmak istiyorum buraya da. 2 vurdu, o ne ya? Bu bunu öldürebiliyor. 5. Turu geç. Şimdi şuna 4 vuruyor. Bu 6 vuruyor. Şununla vuralım. Bunu da halledelim. Sıkıntı yok. Zırhımız sağlam. Şöyle. Bu canını doldurmak için geriye kaçmış. Zehirli aslında. Hala hasar alıyor ama kaç tur sürüyor acaba zehir? Bununla bir adım geri gidip şurayı patlatayım. Tamam. Bu yandı şimdi. Bunlar da ateşe girerse onlar da yanacak. Kurt salacağım. Kurt en azından burada... Kaç vuruyor kurt? 2-4 vuruyor. Kurtu şuraya gönderelim de bunların hasarını kurt alsın. Şimdi Geralt'a vurmasını engelleyecek en azından kurt bunun. Bunu öldürdü. Umarım kurta vurur buradakiler de. Ben ateşe girmeyeceğim. Burada bekleyeceğim. Buna zaten fiziksel hasar vurdukları için bir şey olmuyor. Gelip buraya vursunlar beni. Tamam, kurta vurdular. Kurt kontra atak da yapıyor, güzel. Kurt rahmetli oldu. Sıkıntı değil. Şimdi Geralt da buraya gelip ikisine birden vururum. Bir dakika. İkisine vurma... Nasıl ya? İkisine ya böyle ya böyle mi vuruyoruz yani? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Bu ikisi yan yana, ikisine vuramıyorum. Ya bu tarafa vuruyorum ya bu tarafa vuruyorum. Oyundaki inanılmaz mantık hatası. Abi böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Olaya bak. Ha, buraya da vurdu. Niye o zaman öyle gösteriyor? Kaçtıkça kaçıyor, canı dolacak diye. Sürekli zehir hasarı alıyor, canı da dolmuyor. Ateş bitti. Gel büyücü. Okçu kendine gelince düzgün oynamaya başladı. Şu an takım canavar. Her şey iyi gidiyor. Şu ateşe çok yaklaşmayalım. Şu herif patlatabilir ateşi. Ben kendime bir kalkan atayım. Ya da şuna kalkan atayım. Ya da buraya ilerleyip kendime kalkan atayım. Gelip bize vurur ölür. Lan, nerelere kaçtı herif ya? Watch this. Ready. Adam var da strateji yapıyor. Canı dolsun diye süreye oynuyor. You wanna live forever? Nereye kadar kaçacaksın kardeşim? I have a spell for this. Vay be, bizim yaptığımız taktiği bize karşı yapıyorlar. Aa, oyun bitti, vaktimizi boşa harcıyoruz. Here I come. Hogus. Hogus. Gıdıkladı anca saldırısı.
punch and learn. Aha, al sana buradan oku. Boşu boşuna uğraştırdım. Zafer. Kolaydı, kolaydı. Takımımız güzel. Özellikle fiziksel hasar vuran yaratıklara karşı iyiyiz. Fiziksel hasar bizi çok zorlamıyor. Yine level atladık. Büyücüyü terfi ettireceğiz şimdi. Terfi de bu ayaz mızrağı diyor. Yani çok sevdiğim bir saldırı değil ama. Çok işimize yaramıyor. Şimdi buraya mı gidelim, buraya mı? Buraya gidersek iki savaş. Buraya gidersek yine iki savaş. Ama arada bir tane daha zarlı yerimiz var. Nasıl oluyor? Bir dakika. Şuraya gideceğiz. Burada zarlı yer. Hem zar hem savaş galiba. İkisi bir arada mı? Anlamadım. Ben bu taraftan gitmek istiyorum ama. Ne olduğunu bilmiyorum ama. Parçalanmış bir arabanın önünde bir köylü görüyoruz ve ona yaklaşmaya karar veriyoruz. O lanet troller beni soydu. Artık hava kararmadan eve dönemem. Arabayı onaracak tamircimiz yok. İki tane çadırımız var. Birini verebiliriz. Canımız full zaten. Çadırlık bir şeyimiz yok. Bir çadır teklif edin. Çadır teklif ettik. Minnettar gözüküyordu. İki yiyecek verdi bize. Bir tane çadırımız gitti. Çadır aslında işimize yarar da. Yiyeceklerden daha çok işimize yarardı ama olsun. Adamı ayazda bırakacak halimiz yok. Büyük bir buz duvarı yolumuzu kapatıyor. Alatla tırmanabiliyoruz. Direkt tırmanabiliyoruz. Bence hiç riske girmeyelim. Alatla tırmanalım. Ya da bunun riske girelim. Bunlardan biri moral kazanabilir. İyi zar atarsak. İkisi de güzel zar attı. Çok güzel. 700 tecrübe. Level atladık. Ama artık 2 level lazım. Bir üst seviyeye çıkmak için. Neyse şuraya gidelim, saldıralım bakalım. Şu küçük yaratıklar daha kolaydır diye düşünüyorum. Evin önünden geçerken durdurulduk. Saldırıya mı vuruyoruz? Evet, tuzak. Bu bir tuzak. Önceki oyunda çok fazla tuzağa yakalanmıştık. Burada ilk defa yakalanıyoruz tuzağa. Tuzaklar tehlikeli. Tuzaklar zorlu. Bu tarafa yoğunlaşayım. Şunu indirelim. Bu 4 3 canı kaldı. Kara şövalyeyi şuna yollayayım. Kara şövalye bunu teke tek de indirir. Zırhı çok kara şövalyenin. Şimdi bunu da buraya yollayalım. Bunu da şöyle 3 yere birden vuruyormuş bu arada. O yüzden o kırmızı fazla gözüküyormuş. Şimdi bunlardan canı az olanı %100 indirebiliyoruz. Ya da kurt çağıralım. Kurt çağıralım nedeni bunlar bize saldıramasın. Kurt buna 2-4. 2 vurdu maalesef. Tamam, bunun zırhı var. Hiçbir şey olmuyor buna. Bunun da zırhı var. Knowledge is power. Şimdi böyle yapacağım. Riskli bir hareket yapıyorum. Umarım elimizde patlamaz bu hareket. Ready. Büyücüyü yakın dövüşçü yaptık. Tosuna bir tane daha vuralım. Smite the unholy. Burada kalkan atabilirim. Kalkan atmayayım. Şuna vurayım bir tane ya. Şunu öldürelim bir. Onun canı doluyor burada. Şimdi saldırı sırası şöyle. Buna buzu kırılacak büyük ihtimal. Evet, buzu kırıldı. Ama buzu kırıldı, canı da gitmedi hayvanın. Eyvah. Hata yaptık. O zaman buna saldırmayacağız. Buz kırılınca canı gitmiyor. Bunu öğrenmiş olduk. Bunun buzunu kırarsak bu büyücüyü öldürür. Büyücüyü kaçıracağız.
Buraya saldıralım büyücüyle. 6 canı gitti. Buz kırmayacakmışız, bunu öğrendik. Bu herif kaçıyor yine. Öldü. Büyücüye kalkan atacağım. Her ihtimali karşı. Tamam, buzu şimdi kırıldı, şimdi saldırabiliriz. Buz adamı hasardan da korudu. Biz boşu boşuna buzunu çözdük adamın, adama saldırarak. Kolay bir tuzaktı. XP kazandık herhalde. Aynen, 350 XP. Az kaldı, level atlayacağız. Şu cücelere gidebiliriz şimdi. Bu cüceler ilk oyunda boss'tu sanki bunlar. Aralarında büyücüler falan da oluyor. Her şey ayin için hazırlandı. Bu boss değil mi ya? Bizi kimse durduramayacak. Evet. Şu büyücü. Şunlar da hemen öldürmezsek şuna dönüşüyor. Ayıya dönüşüyorlar. O yüzden hızlı ilerleyip adamları öldürmeye çalışacağım. Eyvah büyücü. Bunun şeyi az. Zırhı az. Büyücü bizim için tehlike o yüzden. Ya bu da büyücüymüş. Şeye kalkan atacağım buraya gelip. Buna kalkan atacağım. Kalkan da tutmaz ki bunu. Kolları öldürelim. Ah. 3 vurdu. Kara şövalye gitti. Hata yaptım. Kalkan atsaydım kara şövalye yaşayacaktı. Keşke bu tarafa gitmeseydim ya. Troller daha kolaydı. Şu an 3 kişi kaldık daha savaşın başında. Çok kötü oldu. Büyüler çok hasar vuruyor bize. Ayıyı indirdik en azından. Smite the unholy. Give me a target. Bunun canı kaç? 2 3 4 5 6. Biz kaç vuruyoruz? 5 7. Hadi öldür şunu tek vuruştan. Ah be, 5 vurduk be. Şansa bak. I have a spell for this. Kötü şans. Here I come. Buraya gelip kendime kalkan atacağım. Güzel, kendisini vurdu. Buradan şunu öldürebiliyorum. Vuru geç. Yani bunu kaçırmam lazım. Tamam, savaşı aldık. Çok da zor değilmiş de. Büyülere hazırlıksız yakalandık. Kara şövalye boşu boşuna hasar gördü. Şimdi Geralt'ı terfi ettireceğiz. Bu özellik neymiş? Bir müttefiğini iyileştirmek veya zayıflamış etkileri ortadan kaldırmak için HP harcar. Kendi canını azaltıp şifa veriyor. Bunun ne özelliği varmış? Şuna karşı hasar verir. Gerçi zayıflamış hedefler. Zayıflamış hedef ne demek bilmiyorum. %50'nin altında canı olan mı? Hiç fikrim yok. Şunu yapalım. Geralt'ın canı da dolmuş olacak. By glory. 11 canı oldu. Geralt canavar oldu. Şimdi ya buraya ya buraya gideceğiz. Bu tarafa gideceğim ben. Şunun önünden geçerken tuzak oluyordu. Bunun önünden geçerken zar atma var herhalde. Bilmiyorum. Bir çadır mı kursak acaba?
Çadır kursak ne olur? Tüm grubun canını 3 arttırıyor. Tarf malzemeleri etkileri değiştirebilir. Şu an çok kötü durumda değiliz ya. Şu an şuraya bir gidelim. Büyük bir kaya parçası yolumuzu kapatıyor. Kayayı kırın. Bu bir işimize yaramayacak artık. Bunu kullanalım. Bunlar balta, ip. Tamam, 700 XP aldık. Şimdi şuradaki savaşa gelelim. Burası önemli bir aşama diye düşünüyorum. Çünkü 3 tarafta da bu zımbırtıdan var. Orada durun. Grrr. Yakalayın onları. Şimdi büyücüleri erken öldürmemiz lazım. Bizim takım büyücülere karşı zayıf. Şu kolları öldürelim. Kollar bize vuruyor öldürmezsek. Şöyle ikisini öldürebiliyoruz. Şu büyücünün canı az. Buradan büyücüye bir tane çakalım. Bu aradan çıksın. Buna zehirli okumu saklıyorum. Şu arkadaş aradan çıkmış olsun. Tamam. Şimdi şunu şeyin dışına çıkaralım. Şu kol vuramasın buna. Bu yaratık bize yakın ve bir sonraki tur o saldıracak. Ya da şu saldıracak, bu değil. Bu buymuş. Buna saldırmaya çok acelemiz yok o zaman. Ama saldırabiliriz de. Buna bir tane şöyle. Kaç vuruyor? 6. 4 vurduk. Bu da öldü. Ola bir tane vurayım. Boşuna Geralt'a vurmasın. 100 düşman yen achievement aldık. Şimdi şu büyücüleri... Eyvah. Eyvah, 4 vurdu. Tamam, büyücü gitti hemen. Give me a target. Knowledge is power. Buraya çakabiliyorum. Köpek de gitti. Tek büyükler kaldı. Tamam, güzel. Bu büyükleri döveriz. Köpeğe bak, ne dayandı be. Ah, kule saldırıyor bize. Şu üçünü direkt indireyim ben. Hiç tatava yapmayalım. Savaşmak zorunda değiliz bu kollarla ama indireyim, aradan çıksın. Çünkü üçüne tek vuruşta vurma şansımız var. Buraya gelelim. Buradan şuna bir tane zehirli ok. Köpeğin zaten bir turu kaldı herhalde. Köpekle çok bir şey yapmamıza gerek yok. Zırhını çiziyoruz adamın. Pogas. Epic. Tek kaldı. Ama acelemiz yok. Gelsin bu. Here I come. Kendime kalkan atıyorum. Watch this. Kuleye vurabiliyor muyuz? Tamam, köpek gitti. Knowledge is power. Buraya vurabiliyor mu böyle?
Tamam, burayı da geçtik. Kuleyi de öldüreceğiz. Give me a target. I have a spell for this. Kuleyi de öldüreceğiz. You wanna live forever? What can I learn? Böyle bir tane daha kurt çıkarabiliyorum. Kurt öldürsün şunu. Hocus pocus. Böyle kuleye çalışmaya başlayalım. 1-1-1. Şöyle sağlam bir tane vuralım. Kanayamıyor kule doğal olarak. Kara Şövalye'nin etrafını çevirdi ama işe yaramaz o. Kuleye ok atamıyor muyuz? Atabiliyoruz. Tamam, kule ölecek zaten kuleye. Şöyle zehirli ok değil, normal ok atalım. Kule patladı. Hasarsız yendik savaşı. Güzel geçtik. Yine uzun sürüyor bölümler ama. Boss fight'ın mekaniğini bilmiyorum. Boss fight'te yenilebiliriz. Bir tane iksir kazandık. Ne işe yarıyor? Canlandırılmış moda sokar, etkisi 3 düğüm. Onu boss fight'a saklayacağız. Zaten bir sonraki düğüm ya da kullanalım. Biri level atladı. Kara Şövalye'yi terfi ettiriyorum. Bunların üçüncü özelliği ne? Seken ok atıyormuş. Bu ne yapıyor? Okçuyu da geliştirebiliriz aslında Kara Şövalye yerine. Okçuyu geliştirelim hadi. Şimdi burada çadırı kullanacağım artık. Canımız da biraz az. Canımız dolmuş olsun bu vesileyle. Dinlenin. Gece olaysız geçti. Yaralarımızı yolumuza devam ettik. Bu kadar mı? Böyle bir biri hikaye anlattı, moral kazandılar filan, o tarz bir şey yok mu? Bu ne işe yarıyor? Tükenmiş durumunu kaldırır. Tükenmiş acaba şey miydi ya? Okçu bir ara bayağı bir morali bozuktu. O durum muydu acaba? 3 düğüm. Zarf malzemesi kullan. Geralt'a bunu kullanalım. Morali arttı, güzel. Yiyecek de yediler. Canlar full, moraller full. Bandaj alacağız. 2 tane. Bir tane de şifa iksiri alacağız. Tüm paramızı harcıyoruz. Şimdi bunu iyileştirelim. Şunu da iyileştirelim. Geralt'ı da iyileştiremedik ama canı yüksek onun. Şu an son savaşa gidiyoruz. Boss fight. Fırtına bulutu tapınağı haberleri. O zaman bilmem ne bilmem ne harabeleriymiş. Bir zamanlar Güneş Şişini Kulesi'nin durduğu büyük korkutucu görünümlü bir kule görüyoruz. Deforme bir troll köprüyü kapatıyor. Harabelere yaklaş. Boss fight. Geçen boss fight bir 15-20 dakika sürmüştü. Bu da o kadar uzun sürecek mi bakalım. Umarım buraya kadar gelmişken kaybetmeyiz. Bir daha bu kadar yol ilerlemek istemiyorum. Gördün mü reis? Fırtına bulutu nihayet bizim. Yani sizin. Tam zamanında. Yeni kuleyi beğenmeye mi geldiniz? Hayır, seni öldürmeye geldiler. Sessizlik. Trollerin onları durduramadı. Ne? Iriza kurban istiyor. Gırr, ben hallederim. İşte geliyorlar.
Bizi bir daha hayal kırıklığına uğratma. Bu boss fight'tan önceki fight. Boss fight değil galiba burası. Fırtına bulutu sizin değil, Sir Gerald. Çoktan emekli olmalıydınız. Bunu ancak rüyanızda görürsünüz. Burada biter. Kuleyi doldurun. Arkadan da geldiler. Dikkat edin. O ne lan? Öyle rastgele bir yere ışın çıkıyorsa, o bize patlarsa ölürüz biz. Tamam, mekaniği bize öğretti. Bu ışınların olduğu kareler patlıyor. Uzun çizgi olarak şu an bir tek okçu tehlikede. Okçuyu bir oynatacağız mecburen. Okçuyu oynattıktan sonra bunu kullanamıyoruz. Bunu da kullanamıyoruz. Bunları öldüreceğiz. İlk tur bundaymış. Bunu öldüreceğiz ki biz ölmeyelim. İlk turu bunları öldürmeye harcayacağız. Smite the unholy. Gerald buraya gelip şunu öldürsün. Büyücüyü de öldürmemiz lazım da onu bakalım. Hocus. Şimdi büyücü Hocus burada kalsın. Büyücü şuna vurabiliyor mu? Tamam, bunu patlatabiliriz. Bunu patlatırsak şu çizgidekiler hasar görür. Aha, patlamadı bu. Buna mı vurayım, buna mı? Lan kristale vur, anasını satayım. Aha! Kristal yok, patlamadı. Büyücü gitti. Ya. Çok hatalı oynadım ya. Kristal pat vurunca patlayacak zannediyordum ya. Adam geldi. Kristali bunlar patlatıyormuş. Aa, kristal bize vuruyor. O zaman kristali öldürdüğümüz iyi oldu da. Daha oyun başı büyücü gitti daha ilk elden. Watch and learn. You wanna live forever? Ready. Onun canı azalmıyor. Anlamadım mekaniği. Kayalar varken canı azalmıyor mu acaba? Bu büyücü hasar almadı yani, kaç kere vurduk. Kara şövalye de gitti. Tamam, biz iki kişi kaldık. Biz bu oyunu kaybederiz. İki kişiyle bunların hepsini öldüremeyiz. Gerald'ı da yanlış yerde bırakmışım. Give me a target. Yok, bu şeyler de bize vuruyor. Neyse, bunu yenileceğiz ya. Kötü oynadık. Zormuş ama bu boss fight. Ben boss fight'ta mıyız hala emin değilim ama. Ne yapacağım bilmiyorum. Şimdi şu şeyler bize ateş edecek. Kendi adamlarına vurdular. Geralt'ın iki canı kaldı. O da gitti.
Burası bayağı zormuş. Evet. Yenildik. Sona kadar güzel gelmiştik. Bu bir de boss'tan bir önceki fight sanırım. Boss fight'ta değiliz. Yenildik. Yenilgi. Büyücü seviye atladı. Dağ boss savaşına ulaş diye achievement aldık. Yeni bir efsane'nin kilidini açtım. Olochi. Oloch. Oloch neymiş? Buruksa. Sihirbaz. Şimdi grup seç dediğimiz zaman açılan kahramanlar arttı arkadaşlar. Şu an maalesef fırtına bulutunun kışını ilk denemede tamamlayamadık. Daha iyisini yapmayı deneyeceğiz. Burada fırtına bulutunun kışı nerede bizi zorluyor onu görmüş olduk. Ona göre bir takım kurmaya çalışabiliriz. Belki farklı kahramanları kullanmayı deneyebiliriz. Ya da ekibimiz daha da level atladı. Şu an güçlenen kahramanlar. Şurada level 1 birini kullanmaktansa level 2 kartları kullanmak bizim için daha avantaj sağlayacaktır bir dahaki denemede. Ben bu denemeyi ama burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Maalesef yenemedik. Bir dahaki bölümde tekrardan fırtına bulutunun kışını yenmeye çalışırız. Bir sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.